Yılmaz. Sayın Valim, Sayın Komiserim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer Tekirdağlılar. Bugün ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuz tarafından gerçekleştirilen ve yüce Türk milletinin bağımsızlığını perçinleyen 30 Ağustos zaferinin 95. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her safhasıyla ayrıntılı düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlanmış olan Türk milletinin kurtuluş mücadelesi, Türk ordusunun, Türk askeri ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha altın harflerle geçiren muazzam bir eserdir. Parolası ya istiklal ya ölüm olan bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. 95 yıl önce tüm güçlük ve imkansızlıklara rağmen yüreğindeki vatan sevgisi, sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve üstün cesaretiyle milleti ve ülkesini kanının son damlasına kadar savunan kahraman Türk askeri, bugün de bayraklaşan yurt topraklarının bütünlüğünün ve güvenliğinin teminatıdır. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletin vicdanına tercüman olarak İstiklal Marşımızda gençliğe şu ulvi çağrıyı yapmıştır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Genç nesillerin, genç Mehmetçiklerin bu anlayışla vatanın ve ulusun geleceğine ve bu eşsiz esere sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu eseri yaratan milletin kahraman evlatlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve ulusu için hayatını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan ve gururla dimdik birer abide gibi ayakta duran ve bizlere ışık saçan kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Zafer Bayramı bütün milletimize kutlu olsun. Arz ederim.